Merhaba arkadaşlar, ben Talha. Bugün sizlere hamsterınızın sağlığı ve kafesinizin temizliği açısından kafes dizaynı nasıl olması gerekir ondan bahsedeceğim. Kendi yöntemimi anlatmak istiyorum size, nasıl dizayn ettiğimi. Öncelikle arkadaşlar sol taraf köşede gördüğünüz yer kedi kumu arkadaşlar bu. Bentonit kedi kumu. Bu işte, kedi besleyenler varsa eğer aranızda bilir belki. Su değdiği zaman, böyle bir damla olduğu zaman topaklanma özelliğine sahip. Topaklanma özelliğine sahip olduğu için arkadaşlar, eğer hamsterınız çişini yaptıysa, şurada mesela var, şurada göstereyim size. Bu şekilde topaklanıyor arkadaşlar. Bunu da alıp çöpe atıyoruz. Birincisi bu arkadaşlar. Eğer bu şekilde yaparsanız hamsterınızın çişi bir hafta boyunca kafeste kalmak zorunda olmaz. Böylece kafesiniz hem kokmaz hem de daha temiz, daha sağlıklı olur hayvanlarınız. Birincisi buydu arkadaşlar. Ben bunu ne yapıyorum? Mesela bu birazcık azalmış. Azaldığı zaman şu an yumoş şey bayağı şey hareketli, şuna bakar mısınız? Fıstık seni, fıstık fıstık. Ne, elime mi geleceksin sen? Elime mi geleceksin sen? He? Gel hadi. Tatlı şeysin. Ne istiyorsun sen? Senin karnın mı acıktı yoksa, ha? Benden yem mi istiyorsun sen? Benden yem mi istiyorsun sen? Fıstık fıstık fıstık. Gel sana yem vereyim birazcık. Gel sana ödül olarak küçük bir yem vereyim. Ah. Hop 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 hop. At 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 at. Oho. Hadi git. Birincisi bu arkadaşlar. Daha demin söylediğim gibi işte kedi kumunu köşeye koyuyoruz. Peki bu tuvalet alanında olması gereken özellikler ne olmalı arkadaşlar? Tuvalet alanında öncelikle hayvanlar, hamsterlar yani, tuvaletlerini kafesteki köşe noktalara yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu kedi kumunu alıp da şu ortaya koyarsanız gidip de kedi kumunun içine işemez. Anlatabildim mi? O yüzden köşeye koymanız gerekiyor ve kabın şekli köşemsi olması lazım. Böyle yuvarlak bir şey olursa yine şey yapmaz, gidip de oraya yapmaz. En uygun şekil yani köşe olması gerekiyor. Onun haricinde bu mesela azalmış. Azaldığı zaman ben bunu tamamen boşaltıyor muyum? Tamamen boşaltmıyorum arkadaşlar. Ya da hani haftalık temizlikte falan da ben bunu tamamen boşaltmıyorum. Sadece arada bir yıkıyorum sadece kabı. Bu şekilde kum azalıyor tabii ki, attığımız için tuvaletini yapıyor ve biz atıyoruz. Attığı zaman bu kumu bu tarafa doğru, şu köşeye doğru topluyorum arkadaşlar, eski kumu. Eski kumu topladıktan sonra yeni temiz kumu bu tarafa döküyorum. Bunu neden böyle yapıyorum? Tamamen buradaki kumu alıp da dökmüyorum arkadaşlar. Buradaki kumdaki o çiş kokusu onların hani şey yapıyor, orayı işaretliyor. Burası benim tuvalet alanım diyor. Oradaki o koku olmazsa oraya tuvaletlerini yapmaz arkadaşlar. O yüzden oradaki koku olması gerekiyor. O yüzden o kumu tamamen değiştirmiyorum ve köşeye çekiyorum. Anlatabildim mi? Birincisi bu. İkinci bir nokta ise bu kafes temizliği açısından ve hamsterlarınızın sağlığı açısından. Şimdi burada bir sürü köşe var arkadaşlar. Bu köşeye de yapabilir, bu köşeye de yapabilir. Yani buradaki köşeye de yapabilir. Neden burası? Şimdi arkadaşlar, buna dikkat, onu nereye koyacağınızı şöyle ayarladım ben. Şimdi hamsterlarınız nerede uyuyor? Önemli olan nokta bu. Hamsterınız, benim mesela Saftirik burada uyuyor. Yumoş da burada uyuyor genellikle, çoğu zaman. Bazen tabii yeri değişiyor. En çok uyudukları nokta burası. Şimdi hayvanlar uyuyorlar ve uyandıkları zaman tuvalete geliyor. Bizim de öyle olmaz mı? Sabah uyandığımız zaman tuvaletimiz gelir mesela. O yüzden uyanıyor ve hemen karşıdaki en yakın köşeye gidiyor, tuvaletini yapıyor. Buradaki köşede de uyuyor. Hemen kalkıyor, buraya gidiyor, tuvaletini yapıyor. Bu köşede uyuyor, kalkıyor, gidiyor, tuvaletini yapıyor. Bir diğer nokta ise arkadaşlar, suluğun konumu. Ne yaparız? Mesela su içtiğimiz zaman daha çok tuvaletimiz gelir değil mi? Hayvanlarda da öyle. O yüzden suyu da buraya koydum arkadaşlar, bakın. Suyu içecek. O vallahi tam da hani içecek dedim, geldi. Saftirik içmeye başlıyordu dedim, içmedi. Fıstık seni. Fıstık. Siz beni seviyor musunuz yoksa, he? Neden elime böyle geliyorsunuz? Uy.
Bir diğer nokta da arkadaşlar bu suluğun konumu. Su içtiğimiz zaman tuvaletimiz gelir. Ondan sonra da gider tuvaletimizi yaparız değil mi? O yüzden suyun konumu bu yattığı yerin hemencilik bu birazcık daha ilerisine koydum. Çok da yakın koymadım açıkçası ama aynı konumdalar yani. Bundan bahsetmek istiyordum size. Bir diğer nokta da arkadaşlar hamsterınızın sağlığı açısından yemek yedikleri yerin konumu. Şimdi hayvanlar tuvaletini buraya yapıyorsa en uzak nokta olan yer neresi? Burası. Diğer köşe. O zaman da yemlerini koyduğumuz yer burası olması gerekiyor arkadaşlar. Ya yani ben buna göre dizayn ettim. Siz de böyle bir şey yaparsanız daha düzgün, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum hamsterlarınız açısından ve sizin açısından da önemli bu. Yani hamsterınızın sağlığı sizin sağlığınız da demek. Yani onlar eğer kirli olursa, pis olursa, hastalık kaparsa siz de hasta olursunuz. Ya çünkü onlara ediyoruz, seviyoruz, sürekli beraberiz, aynı odada yaşıyoruz. Bu nokta önemli yani. Siz de buna dikkat edin. Kafes dizaynından bahsettik, tuvalet kabının kullanımından bahsettik. Bugünlük anlatacaklarım size bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, size faydalı olmuştur. Bu söylediklerime dikkat ederseniz gerçekten çok faydasını görürsünüz. Bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna da basın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.